Şimdi sözü Profesör Doktor İmran İnan hocama veriyoruz. O da değerli bir üniversitemizin rektörü, uzun süre Amerika Birleşik Devletleri'nin Stanford gibi önemli bir üniversitede uzun süre görev yapmış. Dolayısıyla o kültürü de bildiğini biliyoruz. Bize bu konuda kendi özgün fikirlerini söyleyecek. Çok teşekkür ediyorum başkanımıza. TÜBİTAK başkanımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten de yurt dışını da bilen birisi olarak devletimizin özellikle son 15 yıl içerisinde TÜBİTAK kanalı ile Ar-Ge'ye olağanüstü bir kaynak yatırmış olduğunu burada söylemek isterim. Son 2-3 sene içerisinde de bunun çeşitliliği ve miktarları Hasan Bey'in yönetiminde oldukça arttı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi sanayi üniversite işbirliği gerçekten de çok önemli ve son derece belirleyici bir konu. Bir ülkenin sıçraması veya sıçramaması veya olduğu yerde kalmasını tayin edecek bir konu. Bunun içinde doktoralı insanların istihdamı da var. Bu bakımlardan da ben Stanford Üniversitesi'nde 60 tane doktor öğrencisi mezun etmiş birisi olarak bu konuları biraz biliyorum. Bu 60 öğrenciden 15'i akademisyen benim mezunlarımın. 45'i ise Amerika'nın en öndeki sanayi kuruluşlarında çok yüksek mevkilerdeler şimdi. O sanayi kuruluşları bu doktoralı insanları işe almayı biliyor. Aldıkları zaman da onları doğru yokuşlara doğru yönlendirip onlardan en çok katkıyı almasını da biliyor. Onlara tabiri caizse fasulye saydırmak derler. Yani çok basit işler yönlendirmektense işte fabrikanın bir ucundan gir öbür ucundan çık bana neyin yanlış olduğunu söyle gibi bir yaklaşımda bulunabiliyor. Bu araştırma geliştirme öyle bir şey ki maalesef Türkiye'de özellikle bazen Ar-Ge'nin Ar'ı ve G'si karışıyor. Halbuki hem Ar hem G gerçekten de son derece önemli kavramlardır ve bunların her ikisinin de birlikte var olması gerekir. Ve işte bu bilinen bilinmeyenlerin çözümü olarak benim tanımladığım geliştirme çalışmaları bir endüstrinin elinde olan problemler setini getirip üniversitedeki beceri setiyle eşleştirmesine tekabül eder. Bu eşleştirme güzeldir, olmalıdır. Fakat bu eşleştirmeden sıçratıcı, yükte hafif, pahada ağır, beklenmeyen sonuçlar nadir çıkar. Bu beklenmeyen sonuçlar daha çok bilinmeyen bilinmeyenlerin takibinden çıkar ki o bilinmeyen bilinmeyenlerin takibini yapan kişiler de üniversitelerde bu bilim ve teknoloji ve altyapı açısından en üst düzeylerde yetkin olan kişilerin olduğu yerlerde ve şirketlerdeki Ar-Ge bölümlerinde olduğu gibi o şirketin özel öncelikleriyle yoğrulmamış kişiler olması gerekiyor. Yani bir şirketi 10 sene sonra batıracak veya sıçratacak şeyleri şirket üniversiteye gelip araştırmanın biraz orta ve uzun vadeli olan ağır kısmını fonlayarak, destekleyerek takip etmesi gerekiyor ki onları yakalayabilsin. O gelişmeleri, o sıçramaları, o beklenmeyen şeyleri yakalayabilsin. Burada tabii olması gereken patent paylaşımı gayet normal bir şey. Bir endüstri, bir üniversitede bir şey desteklediği zaman patent paylaşılır. Lisanslamada münhasıran o endüstri kuruluşuna gider önce. Onlar ancak hayır derse başka endüstri kuruluşlarına gidilebilir. Bu böyle yani bunların mekanizması o kadar güzel yerleşmiş vaziyettedir ki Amerika'nın özellikle Silikon Vadisi'nde. Ben de tabii orada 36 sene bulunduğum için biliyorum. Bunu yerleştirmemiz lazım. Bu güven kültürünü yerleştirmemiz lazım. Parlak insanların yönetiminde zaten üniversitelerde olsun, şirketlerde olsun, serbest ortamların yaratılması ve korunması her şeyden önemlidir. Yani yürünecek yolların tarif edilmemesi gerekir ki bu parlak insanlar nerelere gidileceğini tayin etsinler. O beklenmedik şeyler, İngilizce'de serendipity'nin belirttiği, gösterdiği o şeyler olabilsin. Bunlar olması için de bir kişiyi işe aldığınızda işte şu şu konularda çalış diye omuzundan bakıp böyle çok yakından takiple yaptığınızda o kişi en güzel şeyleri üretemez. Biz de üniversitemizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii bizde
İstihdam ederken aldığımız kişileri çok büyük bir başvuru havuzlarından alıyoruz zaten öğretim üyeleri olarak. Çok yüksek çıtalarla seçiyoruz. Bu sefer bunlar işte en çok TÜBİTAK, TÜBİ ödülleri şunu bunu alıyorlar. Türkiye'ye şimdi Avrupa'dan gelen çok zor alınması zor olan 30 tane European Research Council projeleri var Türkiye'de, tüm Türkiye'de. Bunların 17'si Koç Üniversitesi'nde. İşte Horizon 2020, Ufuk 2020 çerçevesinde Türkiye'ye gelen araştırma fonlarının %30'u Koç Üniversitesi'nde. Bu çok önemli bir şey. Bunu yapmamızın nedeni aldığımız kişilerin serbestçe istedikleri projeler peşinde koşabilmelerini sağlamamız. Üniversitemizde biz şimdiye kadar 2020 yılında 106 tane dış kaynaklı proje almışız. 200 milyon TL tutarında bu projelerin destekleri. Fakat sanayi destekli projeler bunların sadece 14'ü, 106'dan 14'ü ve işte 200 milyon TL'nin de 5.4 milyonu. Sanayi üniversitede daha çok proje desteklemeyi bilmeli. Daha çok gelebilmeli üniversiteye. Şimdi DuPont firması Amerika'da işte bir kimya konusunda bir firma. 22 milyar dolardır. İşte ben son baktığımda birkaç sene önce cirosu. Ar-Ge'ye 22 milyar dolardır. Ar-Ge'ye de 2.5 milyar dolar harcar. Yani cirosunun %10'unu Ar-Ge'ye harcar. Bunu Türkiye'de bunun yanına yaklaşan firma bile yoktur. Yani bu, ama bu önemlidir. DuPont dolayısıyla hiçbir zaman işte çukurlara düşmez, sıçramaları kaçırmaz vesaire vesaire. Yani bu kavramı, uzun vadeli yatırım kavramını Türkiye'de her ne kadar bizim kaynaklarımız oralardaki gibi geniş olmasa da bunu yapabilmemiz lazım. Bu koşulları sağlayabilmemiz lazım. İşte bizim üniversitemizde son 5 yıl içerisinde 412 tane dış kaynaklı proje yapmışız. 436 milyon TL tutarında proje desteği alabilmişiz dışarıdan, devletlerden, Avrupa devletinden, Türkiye'den. Ama bu 412 tane projenin sadece 57 tanesi sanayi desteği. Yine sanayi desteği olağanüstü az. İzafi olarak, karşılaştırmalı olarak diğer destekleri. Ve biz yani dünhasıran lisanslama konusu ve patent paylaşma konusunu herkes anladığı zaman çok iyi çalışıyor. İşte mesela bu 2019-2020 yıllarında biz 4 adet münhasıran lisanslama yapmışız. Üniversitede sanayi destekli projelerde oluşan patentlerin o destekçilere münhasıran lisanslanması. İşte 4 tane yapmışız. Ford, Aselsan, Vestel gibi yerlerle çalışmışız. Gayet güzel. Bu önemli bir kazanım. Onlar için de, bizim için de, öğretim üyeleri için de. Şimdi sanayi üniversite destekleri çeşitli şekillerde yürüyebiliyor. Proje destekleri zaten var. Araştırma merkezleri de çok önemli bir kavram. Biz bu araştırma merkezleri desteğini işte biraz daha uzun vadeye yatırım olarak Ar-Ge'nin arını destekleme mekanizması olarak Türkiye'de daha yerleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizim yaptığımız şekillerde, bizim bu şekilde desteklenmiş 5-6 tane merkezimiz var. 5 yıllık bir hibe ile destekleniyor. Daha çok ağır bazlı, yani konular böyle sonuna kadar tariflenmiş değil ama genel olarak tariflenmiş oluyor. Ne bileyim, mesela enerji konusunda işte hidrokarbonların yakımı, verimliliği, temizliği falan gibi konular. Ama onun içerisindeki alt konular işte doktor öğrencisinin doktora tezi şu konuda olacak şeklinde tariflenmiyor. Çünkü o şekilde tariflendiği zaman her ne kadar sanayinin bir önemli ihtiyacı karşılanmış oluyor da ama sanayinin daha uzun vadeli ihtiyaçları karşılanmamış oluyor. Ve bu 5 yıl hibe destekli projelerde ağır bazlı patent paylaşım, lisanslama yine aynı kurallarla yapıldığı zaman münhasırlar. Genelde 5 yılda zaten böyle merkezler ayağa kalkarak kendilerini destekliyorlar. O üniversitenin içindeki belli bir beceri ve ilgi grubunda olan öğretim üyelerinin bir araya gelip işte sanayinin genel bir desteğiyle bir konuyu takip etmeleri ve becerilerini, bilgilerini o konuya odaklamaları gibi bir destek oluyor. Bunun bazen tohumlama araştırmaları desteği de oluyor. İşte Stanford'da mesela Intel geliyordu. Stanford'da birkaç milyon dolar veriyor. Diyor ki hangi konuda çalışacağını bana söylemene gerek yok.
genel olarak işte tohumlama araştırmaları. O zaman fikirler üniversitedeki parlak öğrencilerden ve öğretim üyelerinden geliyor. O fikirlerden teklifler alınıyor. Bunlar seçiliyor bunlar arasından. Fonlayan sanayinin de içinde olduğu bir panel tarafından bu seçimler yapılıyor. Çalışmalar yapılıyor. Projelerden işte 10 tane proje fonlanırsa 9'undan raflara konacak olan tezler çıkıyor. Ama bir tanesi o sanayi için olağanüstü önemli oluyor. O da onu lisanslıyor. Ve öbür taraflarda da bilgi birikimine, eğitime falan katkısı olmuş oluyor. Ama bu tarafta da kendini ileride çok sıçratacak bir şeyin gelişmesine vesile olmuş oluyor. Bunlar önemli kavramlar. Şimdi TÜPRAŞ enerji konusunda biz de bir merkez destekledi. Örneğin dediğim gibi hidrokarbonların yakımı, verimli yakımı, temiz yakımı, güneş enerjisi. İkinci 5 yılına geldik şimdi o projemizin. İkinci 5 yılında yenilikçi ürünler, enerji üretim verimliliği, sensörler, ona odaklanıyoruz. Başka bir merkezimiz bizim bor ve ileri malzemeler konusunda bir merkezimiz var. Burada bildiğiniz gibi borosilikat çok önemli bir malzeme. Tarım, gübre, ilaç, kozmetik ve seramik sanayinde son derece önemli. Bu merkezimizi dolayısıyla biz önemsiyoruz. Cam elyafı yine çok önemli bir malzeme. Bizim merkezimizde çalışılıyor. Magnezyum borait biliyorsunuz bir süper iletkendir. Ve bu süper iletkenin ve yüksek ısıda yani absolut zero'ya yakın bir soğutmayı gerektirmeyen yüksek ısıda da süper iletken olabilen nadir malzemelerden biridir. Ve bu da yine metalürji, savunma sanayi gibi konularda olağanüstü önemli. Ve tabii dünya bor rezervlerinin %73'ü bizde. İşte dünyadaki bor pazarının hacmi 30 milyar dolar, Türkiye'deki hacmi şu anda 1 milyar dolar. Dolayısıyla çok yer var. Bunu da biz nasıl başladık merkezimizi? Akkim ile başladık. Akkim bizde bunu bir yatırım ile, hibe yatırımı ile başlattı. Şimdi çekildi artık. Şimdi artık endüstri ortaklarıyla devam ediyoruz. Proje ve hizmet alımları oluyor. Bunların arasında Aselsan var, Roketsan var, çeşitli şeylerimiz var. Dolayısıyla bu da başka bir merkez modeli. İş Bankası ile yapay zeka merkezimiz var. Bunu da çok büyük bir yatırımla İş Bankası 25 milyon TL'lik bir hibe ile bizde kurdu. Şimdi yapay zeka deyince yapay zekanın kimya teknolojilerinin gelişiminden elektronik ve diğer bütün teknolojilere etkisi olan bir şey tabii. Dolayısıyla bu merkezi de hangi konuların çalışılacağı merkezi kuran kurumlar tarafından belirlenmiş değil. Sadece genel çatısı belirlenmiş. O çatının içindeki mükemmel insanların koşmalarıyla konular belirleniyor ve o konular dolayısıyla ortaya çıkış şekilleri tamamen sürpriz, tamamen beklenmedik şeyleri ve yükte hafif, pahada ağır şeyleri ortaya çıkaracak bir serbest ortam gelişimi içerisinde olmuş oluyor. Birkaç tane daha projeden bahsedeyim. Mehmet Bey dedi ki sizdeki kimya projelerinden bahsedelim dedi. Onun için konuşayım o konuda biraz. Hidrojen sülfür maddesinin, gazının hidrojen ve sülfür olarak ayrıştırılması konusunda bir çalışmamız var. Bu tabii son derece önemli. Rafineri ortamlarında, diğer kimyasal ortamlarında H2S'in ayrıştırılması son derece önemli bir proje. Elektro kimyasal şekillerde bu TÜPRAŞ desteğiyle yapıyoruz bunu. Güvenli ürün etiketlenmesi için ağır metalsiz kuantum noktacıkların geliştirilmesi konusunda bir projemiz var. Bu da bu konuyu geliştiren iki tane öğretim üyemizin de ön ayak olduğu ve OPET desteği ile kurulan yeni bir şirket, Quantag şirketi tarafından geliştiriliyor. Yani sıvıların örneğin işte benzin olsun, yağ olsun etiketlenmesini sağlayan çok önemli bir gelişim. Üretime başladılar. Dağılım da başladı. Yani son derece önemli. İki tane iki tane Koç patentiyle ilerlediğimiz bir konu. Yine başka bir konu geniş sıcaklıklara dayanıklı
yani geniş bir sıcaklık ortamına dayanıklı yapıştırıcı malzemelerin geliştirilmesi konusunda bir projemiz var. Bunu da Roketsan'ın desteğiyle yapıyoruz. Pan elyafların silikonlu kopolimerlerle yüzey değişikliği. Bu da Dow Axon'un desteğiyle yapıyoruz. Yine yosunlardan jet yakıtı üretimi. Düşünebiliyor musunuz? Yosundan jet yakıtı üretmeyi bir başardığınız zaman dünyada tabii yosunun sonu yok, ucu yok, bucu yok. Dolayısıyla olağanüstü bir kazanım olmuş oluyor. Bu projemiz Boğaziçi ve Türk Hava Yolları ile ortaklık. Çünkü geliştirilen jet yakıtının test edilmesi lazım. Ve şu anda hali hazırda Tüpraş desteğiyle devam ediyor. Yine Tüpraş desteğiyle rafineri atığı karbondioksitin sıvı yakıta dönüşmesi konusunda bir projemiz var. Yeni nesil katalizörler geliştirilmesi konusunda bir projemiz var. Bu da Ford Otosan ile destekleniyor. Ağaç bazlı liflerde yüzey modifikasyonları yapılması projemiz var. Bunu da Kastamonu Entegre firmasıyla ortak olarak yapıyoruz ama destekçi TÜBİTAK. Yine başka bir projemiz elektrokimyasal karbondioksit tutma, elektroliz ve hidrojen üretimi, yakıt pilleri için katalizör geliştirme ve karbon aerojeller projesi. Bunları da Arçelik, Tüpraş ve TÜBİTAK desteğiyle takip ediyoruz. Rafineri sensör verilerinin yerinde işlenmesi. Öyle şeyler var ki şimdi sensör, rafineredeki sensörler, işte tankların, büyük tankların doluluk oranlarının eş zamanlı izlenmesinden oluşan kaynak tasarrufu olağanüstü. Yani olağanüstü. Gerçekten ne yaparsanız yapın, işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, şunu bunu filan geliştirdiğinde kazandığınız kazanımın çok daha fazlasını zaten böyle basit şeyler yaparak geliştirebiliyorsunuz. Elektrik dağıtım şebekelerinde elektrik dağıtımını bir düzenleme yaptığınızda oradan %1-2-3'lük düzenleme ile edinilen kaynak tasarrufu olağanüstü mesela. Yine TÜBİTAK desteğiyle doku mühendisliği, biyo malzeme sentezi, karakterizasyonu gibi konularda çalışmalarımız var. Kimya, biyoloji mühendisliği bölümümüzde. Kimya sektörüyle olan çalışmalarımız bizim de nispeten azımsanacak kadar değil ama olması gereken kadar değil. Zaten dediğim gibi bizim gibi olağanüstü yüksek düzeyde proje getiren bir üniversite için sanayi desteği bizim çok ufak bir kısmını teşkil ediyor. Dolayısıyla o düzeltilmesi gereken, bizim düzeltmemiz gereken ve sanayinin de bizle birlikte düzeltmesi gereken bir konu. Burada fırsatların kaçtığına eminim. Bu fırsatları kaçırma lüksümüz yok bizim Türkiye gibi bir ülke olarak. Dolayısıyla bu sanayi üniversite işbirliğini daha orta ve uzun vadeli ve daha birbirini kollayan, daha ileride de birbirinin varlığının her ikilisi için de ve ülke için ve dünya için ne kadar önemli olduğunun farkında olan bir felsefeler seti içerisinde desteklenmesi lazım. Sanayi üniversite birbirinden fayda koparmak diye değil de birbirini uzun vadede de var etmek ve uzun vadede, orta vadede de ve aynı zamanda da tabii kısa vadede birlikte ülke için en iyi şeyleri yapabilmeyi düşünmeleri lazım. Güven ortamı olması lazım. Doktoralı öğrencilerin istihdamı konusuna gelerek bitireceğim sözlerimi. Doktoralı öğrencilerin istihdamı son derece önemli. Maalesef tabii doktoralı öğrencilerin istihdamı için teşvik tedbirleri var. Devletimiz çok güzel destekler veriyor burada. Ama bunu verirken master ve doktora öğrencilerini ayrıştırmıyor yeteri kadar benim gördüğüm kadarıyla. Yani bu teşvik tedbirleri işte birisi için %85, öbürü için %90 falan oluyor. Yani çok daha fazla ayrıştırılması lazım ki doktoralı insanları işe alması almak için son derece yüksek motivasyonu olsun sanayinin. Ve işe alınca da dediğim gibi basit program yazma gibi konularda onları istihdam etmek yerine fabrikanın bir ucundan gir öbür ucundan çık bana neyin yanlış olduğunu söyle demesi lazım. Bu şekilde bir güven ortamı oluşturulması lazım. Ben sözlerimi burada bitireyim. Evet. Çok teşekkür ediyorum tekrar, sağ olun.
Biz de teşekkür ederim İnan Hocam. Çok güzel bir vizyon getirdiniz. Yani işin temel üyesi esasında biraz evvel sözünü ettiğiniz kaliteli insan, üstün düzeyli insan. Yani Microsoft, evet. Bill Gates'in meşhur sözü var. Biz üstün adamları alırız. Biz onlara ne yapacağını söylemeyiz. Onların bize ne yapacağını söylemesini isteriz. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani o noktada olmak çok önemli. Yani çünkü işin önünü açacak. Benim de başta söylediğim gibi üstün düzeyli insanlar. Yani giderken gören, gelirken düşünen insanlar bir sürü insanın çalışmasına vesile olacak. Çünkü öndeki adamınız yoksa arkada aynı düzeyde yüzlerce adamınız olmasının çok önemli bir anlamı yok diye düşünüyoruz. Bu da doktoralı öğrencileri veya yüksek kaliteli insanları sanayinin şey yapması, istihdam etmesi ve bunlara o prestiji göstermesi, yani o değeri vermesi, dediğiniz gibi yani adam alıp kenarda köşede fiyat pazarlığı yapmak doğru değil tabii. Teşekkür ederiz.